Evet arkadaşlar, herkese merhabalar. Uzun süredir beklediğiniz Blow CZ75'in bugün sizlerle beraber tanıtım videosunu çekeceğiz. Sökme takma vesaire olmayacak. Onları büyük olasılık farklı bir videoda çekeriz. Çünkü CZ75'in sökme takması hem Blow'un hiçbir kruskısına benzemiyor, hem piyasadaki hiçbir kruskıya benzemiyor. Gerçek silah gibi bir sökme takma mevzuatı var. Biraz farklı, garip, güzel duruyor aslında. Biraz daha eğlenceli oluyor diyebilirim. Çünkü şey değil hani, tak tak değil yani. Biraz uğraştırıyor, güzel oluyor. Farklı çalışma sistemi var herhalde içinde, o sebepten ötürü. Silahımız bu ama şu an sizin göreceğiniz, karşınıza ilk çıkacak. Bu şekilde çıkacak. Siyah olarak çıkacak bildiğim kadarıyla. Yanlış bilgi vermiyorum değil mi? Abi seni arada bir doğrulama için şey yapabilirim. Canavar gibi olmuş. Atış testlerini önceden de yapmıştım, katılmıştım. En son çıkmış silahın da atış testlerine katıldım. Bildiğimiz canavar gibi olmuş. Hani bu çok farklı olmuş diğerlerinden. Hani Sıkılardan da farklı olmuş, Blow'un kendi silahlarından da farklı olmuş. Daha yumuşak, daha tok bir ses çıkarıyor. Farklı bir silah olmuş. Atışlarda zaten göreceksiniz. Sonraki videolarda bol bol daha fazla çekeceğim. Bu arada bunun kabzesi de biraz daha farklı olmuş. Diğer silahlara göre hani hiçbirine benzemiyor. Mesela şuradan ne alabilirim? Mesela TR-1702 ile şu aynı hissiyat veriyor. Ama bu çok başka bir hissiyat veriyor. Metal tamamen gövde olduğu için de bu olabilir. Kabzedeki farklılıklarla, kapak farklılığından dolayı da olabilir. Ahşap kabze çok hoşunuza gitmiş olabilir. Büyük olasılık bu işte altın parçalı olarak da piyasaya sürülebilirmiş. Haberiniz olsun. Hatta öyle sürülecekmiş. Direkt bunu böyle söyleyeyim. Çok güzel duracağına inanıyorum. Çünkü şurada bir örneğimiz vardı. Götürmüşler. Geçmişler orada. Ama siyah. Siyah değil ama şeyi var. Şunu şuradan şöyle alayım. Bu çok iyi oldu abi. Burayı yine dağıttık ama. Kim düzenliyorsa bizi. Biraz sevecek kulaklarımızı. Şu şekilde olacak yani. Ahşap kabzenin üzerine parçaları bu şekilde olacak. Çok hoş olacağını düşünüyorum. Testlerini yaptık. Canavar gibi çalışıyor. Videonun sonunda zaten bunu da koyacağız. Onun dışında tabanca hakkında anlatabileceğim böyle uzun uzun çok fazla bir şey yok. Zaten bol bol anlattım. Kruska tabanca videolarına gelip görebilirsiniz. Yine set skor öyle çok fazla göze batacak şekilde değil. Yine güzel set skor boyalı. Yani boya atmıyor. İstediğiniz kadar tırnaklayın. Kruska da artık bu şeye döndü Ali Can. Hani Kruska tabancalarda ama Blow'un bildiğim kadarıyla bütün tabancalar o şekilde. Aynen. Doğru. Yani boya yok. Hani kazıyıp çıkaramıyorsun. Bunu al hatta zorlayalım yani. Yok yani. Çıkmıyor. Dışında daha ne diyebilirim? El ergonomisi iyi, bunu demiştim. Daha farklı bir kundağı var. Güzel bir tokluk veriyor ateş ettiğin zaman. Bu var. Ve Blow'da bunu her videoda artık rahat rahat söyleyebiliyorum. Mermi seçmiyor. İstediğiniz mermiyi atıyor patır kütür. Sadece şu detayı verelim. Bazen piyasada öyle mermiler oluyor ki hiçbir firmanın silahı atmıyor. Bu tarz şeyler de çıkabiliyor. İsmini hiç duymadığınız şeyler oluyor. Yanlış anlamayın. Yani böyle çok bilinen firmalardan değil. Hani böyle garip isimler oluyor bazen. Hani diyoruz bu neymiş lan filan diyoruz. Alıyoruz deniyoruz çalışmıyor mesela. O tarz durumlar oluyor. Onlar hariç bildiğiniz, rahat girip bir Avbayes'ten aldığınız bütün mermileri atıyor. O konuda sıkıntı yok. Zaten Kruska tabancada en büyük problem bu. Ya fişek firmalarının yaptığı hatalardan dolayı ya tabanca firmalarının yaptığı hatalardan dolayı böyle problemler çıkıyor. Onu bu üründe yaşamıyorsunuz. Velhasıl kelam 2 yıllık bir beklemenin sonucunda güzel bir sonuç çıktı. Yani beklediğimizin sonucunu aldık. Yani beklemenin karşılığını aldık. Güzel bir makina, hoş bir makina. Detaylı fotoğraflarını koyarız arkadaşlar. Daha güzel inceler. Fazla uzatmayalım. Atışa geçelim. Kısa bir atış yaptık. Bunun büyük olasılık 500 veya 1000 atışını da yapabiliriz. Farklı mermi atışını da yapabiliriz. Şu an bizden önce kimse videosunu çekmesin diye hızlı şekilde ayaküstü bir videosunu çektik. Daha profesyonel, güzel videosu gelecek. Emin olabilirsiniz. Bir de siz bizi çok zorladınız artık gelsin, 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 gelsin diye. Buyurun. CZ75 hayırlı olsun. C75 pardon. CZ75. CZ75 orijinal. C75 hayırlı olsun. Blow C06 idi eskiden, artık ismi C75. Videonun başından beri C75 diyorum. O sebepten ötürü aslında ismi C06 idi. Yeni çıkanları C75. Haberiniz olsun. Güzel makina, hayırlı olsun. Silah severlere de hayırlı olsun. Firmaya da hayırlı olsun. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Atış testleri sizle beraber olacak biraz sonra. Evet, Blow CZ75'in atış testini yapıyoruz arkadaşlar. 17 tane sarı kapsül fişeğimiz var. Taktım. Verdim ağzına. Hazır mısın? Hazırım. Birincisini attık. İnşallah kamerayı vurmamıştır. Evet, şimdi bir tane de hazır kurulu olmayan şekilde kendimiz ağzına vererek yapalım. Yine aynı şekilde full şarjör. Ben hazırım. Kayıt. Şöyle bir, ama bu açıda şöyle daha doğru yapalım. Bayağı iyi. Şu an bunu tekrar videosunu çekeceğiz ama
manyak bir şeftaliyesi var. Evet, gördüğünüz gibi o efsane tabancanın, çok beklenen tabancanın seri halde üretilmiş halinin ilk atış testini yaptık. Şimdi bu bayilere video paylaşıldıktan sonra büyük olasılık gitmiş olur. Yıllardır beklediğimiz, deli gibi merak ettiğimiz silah, gördüğünüz gibi atışını yaptık. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakın, Allah'a emanet olun. CZ'nin farklı videoları da gelecek. Testleri gelecek, zorluk testleri gelecek, daha fazla atış, farklı verme atış testleri gelecek. Bol bol CZ videosu gelecek. Yani 2 yıl bekledik. Artık bir 4-5 tane videosunu çekeriz diye düşünüyorum. Kendinize iyi bakın, Allah'a emanet olun. Ama şunu da söyleyeyim, beklediğimize değmiş. Hani bunu da söyleyeyim. Çünkü bu... açık söyleyeyim, Blow'un diğer silahlarına benzemiyor. Çok farklı. Hem hissiyatı farklı, hem çalışması farklı. Beklediğimize değmiş. Farklı bir silah olmuş. Bu gerçekten farklı bir silah olmuş. TR-34'de de aynısını söylüyorum. Bu farklı bir silah olmuş. Aynen, bu da farklı bir silah olmuş. Allah'a emanet olun.